Hatta onu en ilimli götürme hayali. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Herodot Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Programda duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde Konacık Mahallesi Herodot Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Programa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz başta olmak üzere protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müdürü Ertan Güngör şunları söyledi. Kahraman gazilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün büyük önder, fikir, ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan ve yaşayacak olan vatanımızı aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev onun ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürk'ün düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Mustafa Kemal Atatürk, bir liderde olması gereken onlarca özelliği karakterinde barındırıyordu. Ben bugün sizlere birbirine zıt iki liderlik ve kişilik yönünde iki ayrı anekdot ile vurgu yapmak istiyorum. Birincisi, savaşçı Mustafa Kemal. 57 yıllık yaşamının 11 yılı cephelerde geçen Atatürk'ün komutanlık özelliğiyle ilgili yabancı bir generalin sözlerine kulak verelim. Savaşın en ilginç ve anlaşılmaz yönü yapılan hataların çokluğudur. Askerlik tarihinden çıkardığım sonuç, başarılı generallerin %95, başarısız generallerin ise %99 hata yaptıklarıdır. Ertan Güngör'ün konuşması sonrası Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu müzik öğretmeni Öznur Bircan Bir Adam Düşünün adlı sunumu yaptı. Herodot Kültür Merkezi'ndeki program Tepecik Demir Topal Ortaokulu'nun hazırladığı gösteriler Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri Ali Nihat Yıldırım'ın Mustafa Kemal'e Giden Yol adlı şiiri okuması ve Şule Akalan'ın Atatürk Ağlıyor isimli anıyı canlandırması, Simge Şentürk'ün 10 Kasım Türküsü isimli şiiri okuması, Buket Pay'ın Bir Tutkudur Mustafa Kemal isimli şiiri okumasıyla devam etti. 8 Kasım'a gerilirken kendini bilmiyordu. 8 Kasım Program, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryoyu sunmaları ile sona erdi. Oratoryo esnasında duygu dolu anlar yaşandı.